Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Sizlere elimizde bulunan tarım aletleri ne işe yarıyor onu anlatmak istiyoruz. Tabii ki bunun farklı teknolojileri var, daha üst teknolojileri var. Biz şu an elimizdeki bulunanlarla ilerlemek istiyoruz aslında. İlerleyen zamanlarda ailemize yeni tarım aletleri eklediğimiz zaman onları da size göstermeye çalışacağız. Biliyorsunuz biz bunları anlatmaya başladığımızda belli bir seviyedeydik. Sizinle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşmaya çalışacağız. Hedefimiz var, hedefimize doğru ulaşmaya çalışacağız. O yüzden tüm aşamalarımızı size göstererek nasıl bir süreç işlediğimizi anlatmak istiyoruz. Bugünkü aletimizin ismi Dizgaro. Dizgara, ızgara, Dizgaro, Diskaro falan da denilebiliyor. Ama doğru yazılışı Dizgaro şeklindedir. Biz de dilimizin döndüğünce size anlatmaya çalışacağız. Bu alet nerede kullanılıyor, ne işe yarıyor, hangi aşamalarda kullanabiliyoruz? Çünkü biz bu aleti tek bir şey için kullanmıyoruz aslında. Birkaç farklı şey için kullanıyoruz. Yaptığımız bitkilerde hangi amaca hizmet ediyorsa, otlarını mı kesmek istiyoruz, o tezek dediğimiz toprakları, sert toprakları mı kıymak istiyoruz ya da böyle tarlayı temizlemek mi istiyoruz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Birkaç maddeyle hızlıca size anlatmaya başlayalım. Dizgaro, tırmık grubuna giren bir zirai alet çeşididir. Dizgaro, çiftçinin birincil toprak işleme sırasında en fazla kullandığı toprak işleme aletlerinden birisidir. Diskleri kesme, ufalama, aktarma, karıştırma görevlerini ardışık bir şekilde yerine getiriyor. Bu aletler çok otlu ve ağır tarlalarda özellikle çok işe yarıyor. Toprağı keserek işleyen diskli tırmık, pulluğun işini tamamlamak, kesekleri kırmak, yani biz tezek diyoruz, anız bozmak, hasattan sonra bitki atıkları ile yabancı otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır. Tohum yatağı hazırlamada toprak üzerinde bulunan organik maddeleri, sap, yeşil ot vesaire yabancı otlar gibi kıyıp parçalamada özellikle yağışın bol olduğu mevsimlerde hızlı büyüyen yeşil otlarla mücadelede kullanılır. Toprak pullukta sürülmeden diskli tırmıkla yani dizgara ile işlendiği takdirde daha sonra pulluğun kesip devireceği toprak şeritleri hava boşlukları bırakmadan çizi tabanına daha iyi oturur. Toprak pullukla sürüldükten sonra dizgaro kesekleri kırar ve tarla yüzeyini düzelterek iyi bir tohum yatağı hazırlar. İşleme sırasında toprağı havalandırarak bitkinin ihtiyacı olan havanın köklere ulaşmasını sağlar. Hayvansal ve kimyasal gübre çeşitlerini toprağa karıştırarak gübrenin fermente olmasını sağlar. Ancak toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak erozyon riski varsa dizgara kullanımı önerilmiyor. Mesela bizim eski dizgaralarımız vardı ve o artık fazla kesmiyordu. Çünkü bıçakları düzdü, düz bir şekilde yerleştirilmiş. Bu şekilde tarlayı sürdüğümüz zaman büyük kalın otları kesmeyip sadece olduğu yere yatırıyordu. Biz de birkaç sene öncesinde yenisini almıştık. Yenisini aldığımız dizgaranın bıçakları ise çapraz olduğu için çok rahat bir şekilde kesiyor. Otları yatırıp yatırdığı anda diğer bıçakları da çapraza doğru kesmiş oluyor. Bir de biz dizgarayı meyve aralarında daha fazla kullanıyoruz. Çünkü kontrol edilebilir, ayarlanabilir dizgaralarınız varsa sağa ya da sola rahatlıkla yaslayıp traktörle meyvenin tam içine girmediğiniz takdirde dizgaro meyve aralarından sürerek rahatlıkla gidebilir. Dizgaroyu nasıl ayarlıyoruz dersek de taktıktan sonra düz bir yere geliyoruz. Daha sonrasında dizgaroyu havaya kaldırıyoruz. Eğer bir yamukluk varsa, bir tarafa doğru fazla eğilme varsa tekrar indirip ona göre kolla kısma ya da kolla açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Dizgaranın ön kısmını fazla batırırsanız bu sefer de toprak yığmaya başlayacaktır. Ön ve arka kısmı eğimli bir şekilde olmamalıdır. Tarlaya tam düz olacak şekilde ayarlamalısınız. Bunu da orta kolla ayarlayabilirsiniz. Bugün sizlerle farklı bir seriye giriş yaptık. Bildiklerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Sizin elinizde bulunan tarım aletleri nelerdir? Ya da hangi tarım aletleri hakkında bilgi almak istiyorsunuz? Hem teknolojik hem de teknolojik olmayan, eskiden bugüne neler yapılmış, tarımla ilgili neler aktarılmış, ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.